Uluslararası Af Örgütü 2014 yılını çatışma ve şiddet yılı olarak belirledi. Örgütün hazırladığı 2014 yılı hak ihlalleri raporuna göre devlet sivil çatışmasında siviller zarar gördü. Uluslararası toplumsa üzerine düşeni yapmadı. Utanç verici bir düzeyde kaldığını düşünüyoruz. Uluslararası toplumun bu dünyadaki büyük insani krize ve çatışmalara verdiği tepki noktasında. Raporda Türkiye'de yargı bağımsızlığının zayıflığına vurgu yapılıyor. 2014'te barışçıl göstericilerin hakkı ihlal edildi. Polisin aşırı güç kullanımı her seferinde cezasız kaldı. Yargı bağımsızlığı alanında Türkiye'de aslında kronik bir krize doğru ilerlediğimizi tespit ettiğimiz bir yıl oldu. Raporda yer alan diğer bir madde düşünce ve ifade özgürlüğünün zayıflığı. İfade özgürlüğü son derece önemli bir insan hakları hastalığı olarak yerinde kalmaya devam etti. Örgüte göre hükümet gizlilik kararlarıyla medyanın haber yapma özgürlüğünü kısıtladı ve MİT'e gereğinden fazla yetki verdi. Kobani eylemleri sırasında yaşamını yitiren 40 kişi için bağımsız bir soruşturma başlatılmaması da raporda yer aldı. Örgüt, kadına şiddete karşı 2012'de çıkarılan kanunların da yetersiz kaldığını vurguladı. 160 ülkeyi kapsayan raporun diğer önemli maddesi de cezasızlık. Rapora göre 131 ülkede işkence ve kötü muamele uygulanıyor. 119 hükümet ifade özgürlüğünü kısıtlıyor.